Ya akşamdan beri arıyorum, telefonu açmıyor. Ben de geldim evinin önüne. Başkan tamam yani. Gerekirse ben de konuşurum, sorun değil. Anlat işte Meltem de, arkadaşım de. Ne bileyim aramızda bir şey yok de. Öyle bir anlık bir sarılmaydı de, bir şey de. Zaten bizi bu anlık sarılmalar, temaslar mahvetti ya. Nasıl? He diyorum he. Tamam senin dediğin gibi derim diyorum. Biz derim arkadaşız derim. Anlık bir sarılmaydı derim. Tamam. Tamam mı arkadaşım? Tamam de. De. Arkadaşız yalan mı? Ya tamam derim. E tamam de o zaman ya. Tamam kapatıyorum o zaman arkadaşım. Kapat arkadaşım kapat. Ya gülüm. Gol oldu. Biz de onun sevinciyle sarıldık. Sen de onu gördün. Aramızda bir şey olması mümkün değil. Kız Poyraz'ın bacısı ya. Bana hiç öyle gelmedi Zülfikar. Nasıl geldi? Gayet samimiydiniz. Bakışmalar falan. Arkadaş arkadaşa böyle bakmaz. Ben kadınım. Sen böyle şeylerden anlamayabilirsin. Ama ben anlıyorum. İşte tamam onu diyorum. Yanlış anlıyorsun gülüm. Aramızda bir şey olmadığını ben sana ispat edeyim mi? Nasıl? Bu akşam sen, ben, Meltem beraber yemeğe çıkalım okey? Nasıl ya? Ya gayet normal işte. Çıkalım gör ya. Ya tanısan sen de seversin. Çok delikanlı kız ya. Hayatta olmaz. Olur efendim. Niye olmasın ki? Ya zaten erkek çocuğu gibi kız. Aramızda bir şey olmasına imkan yok. Çıkalım sen de gözlerinle gör. Sen de rahatla. Ben de rahatlayayım. Emin misin? Ya eminim. Tabii ki eminim ya. Ben akşam geleyim alayım seni işte. İyi tamam. Benim çıkmam lazım. Bir toplantım var. Eyvallah bırakayım ben hadi. Merhaba İmran Hanım. Ne okuyorsunuz? Bir kağıt gelmiş namağım. Mahkemeden. Evsi işte belki önemlidir diye aradım ama ulaşılamıyor. Ya acaba ben bu kağıdı Sema Hanım'a mı göstersem? Ya Ümran Hanım siz ne arıyorsunuz o adamı? Aramayın. İşte kağıt mahkemeden olunca. Siz verin onu bana. Bende kalsın. Sema Hanım'a ben gösteririm. Ya acaba bunun başına bir şey mi geldi? Ben acaba gidip bir karakola mı sorsam? Yok yok. Karakola falan söylemenize gerek yok Ümran Hanım. Bence o utancından yerin dibine girmiştir. Ondan arayamıyordur. Merak etmeyin ben ilgileneceğim bununla. Oh. Oğlum polis diyor lan. Karakol marakol diyor Ümran Hanım. Oğlum bak yakarsın hepimize. Ya adamla beraber telefonda gömmeyeydik iyiydi de. Ah be aga nereden bileyim ya. Ne yapacağız? Yani Ümran'ı adamın yaşadığına ikna etmek lazım. Şey mi yapsak acaba lan? Öyle adamın sesine benzeyen birine kulak sesi. Ondan sonra Ümran Hanım'ı arayıp öyle hoş... Yok olmaz saçma oldu pardon. Bir mektup yazacaksın adamın ağzından. İşte diyeceksin ki karşına çıkmaya yüzüm yok falan filan anladın? Senin ben sakalının beyazına kurban olurum dedem. Hay aklınla bin yaşa be. Oğlum bu saçı sakalı değirmen de artmadık biz. Şişt dedem. Bana da bir yardım et lan. Yine aynı mesele mi? He, aynı mesele. O zaman imkansız aşk algoritması yapacağız. Mecbur, başka çaremiz kalmadı. Geç otur. Sevgili Ümran, sen bu mektubu okurken ben çok uzaklarda olacağım. Yüzüne bakmaya yüzüm yok. Seni de, İsa'yı da çok üzdüm biliyorum. Artık beni düşünme. Ben iyiyim. Sen hayatına devam et. Sana sahip çıkacak mert, temiz yürekli, iyi yemek yapmasını bilen birini bulursan ben hakkımı helal ettim. Sıkıntı olmaz. Senin de hayatına devam etmen lazım. Oğlum içinden oku lan şunu. Dedem, ben sesli okumadan yazamıyorum ki. Normalde de yazamıyorsun zaten dedem. İyi yemek yapmasını bilen ne lan? Bir de oraya yaz böyle kaytan bıyıklı, sempatik göbekli falan diye senin olduğun tamamen belli olsun. Aga. Adresi çok bellettik değil mi? Ne yani? Sil onu sil. Bir de içinden oku iş yapıyoruz burada. Evet. Hazır mısın? Hazırım dedem buyur. İlk soru. Issız bir adaya düşsen yanına alacağın üç şey ne olur? Ne saçma bir soru la. Ben niye düşeyim ki ıssız adaya? Ya mesela düştün diyelim yani. Nerede bu ada? Yani böyle daha tropik bir bölgede mi? Yoksa kuzeye daha mı yakın? Soğuk hava, sert iklim koşulları, kar, ağaçlar o şekil mi? Oğlum sen mal mısın ya? Issız ada diyoruz işte. Sana ne bitki örtüsünden? Sanki tatile gideceksin ya. Issız ada lan burası. Filmlerde görmedin mi hiç?
Seni alırım. Taş kafayı alırım. Bir de babayı alırım da ben onu özlüyorum biliyor musun? Ha alırsın. Evet geldik ikinci soruya. En sevdiğin kitap? İnce Mehmet, Yaşar Kemal. En sevdiğin film? Arkadaş Yılmaz Güney. En sevdiğin türkü? İşte gidiyorum Çeşme Siyahım Aşık Mahsuni Şerif. En sevdiğin rüzgar? Meltem. En sevdiğin çiçek? Çiğdem. Ne oldu lan? Evet. Bir sonuç aldık. Nedir? %50, %50. Nasıl lan? Oğlum bir soruya Meltem dedim. Öbür soruya Çiğdem dedim. Tamam öbür soru lan. Onlar şaşırtmacaydı. La ben senin yapacağın algoritmanın ta ortası. Tövbe yarabbim ya. Ya dedeler iyi yemek yapan biri yerine iyi yemek yiyen biri yasam nasıl olur? Yaz yaz. İlla o yemeği bir yere sıkıştıracaksın değil mi? Yaz.